Merhaba sevgili Açık Beyinler. Soru yorumun yeni bir işlevsel nöroanatomi destekli beyin yorumları bölümüne hoş geldiniz. Bugün de şu çok bizi meşgul eden, benim felsefesini sağda solda çok anlattım ama teknik kısmını böyle hepinizle paylaşmaya çok imkanımın olmadığı bir ana soru var. Benim kararlarımı kim veriyor? Yani beynim mi beni yönetiyor, ben mi beynimi yönetiyorum falan. Şimdi genellikle ben böyle sorulara cevap vermesi uzun süreceği için şu ben derken neyi kastediyorsun diye sorup kaçıyorum. Çünkü ben konusunu düşünmeye başlayınca olay felsefeye, Aristo'ya, Sokrat'a her tarafa gidiyor. Ama burada esas konu aslında karar mekanizmamızı merak ediyoruz. Bunu da niye merak ediyoruz? Acaba daha sağlıklı kararlar alabilir miyim? Daha akılcı, daha rasyonel, daha uzun vadede faydalı şeyleri nasıl düşünüp planlayabilirim? Bunun kararları nasıldır? Aslında derdimiz temelde bu. Ki bazımız da bunun finansal alemde işte borsadaki durumları nasıl önceden öngörüp doğru karar verip kağıt satın alıp kar elde edebilirim diye düşünüyor. Ama ben oralarla ilgilenmiyorum. Ben temel olarak beynimizde karar verme mekanizmalarını nasıl anlayabiliriz? Bundan nasıl bir fayda görebiliriz? Burada kısaca size ondan bahsedeceğim. Gene konumuz ve konuğumuz, ana mevzumuz beyin. Şimdi beynimiz böyle dışarıdan baktığınızda pek şekilsiz, şemalsiz bir organa benziyor. Böyle yamuk yumuk falan bir şey ve bu özel program onu renklendirmiş olsa da gerçek, gerçek görüntüsü pek iç açıcı değil. Hakikaten böyle ilaç bir et parçası yani. Bunun böyle çok havalı bir şey yaptığını biz bir 150 senedir falan anlamaya başladık. Yani çok yeniyiz bu konuda. Özellikle son 30 yıldır da kabaca neresinin ne iş yaptığına dair bir takım fikirlerimiz oluşmaya başladı. Ve bu 2000'li yıllardan itibaren beyin görüntülemelerinde de keşfedince, özel işlevsel görüntüleme yöntemlerini, bu arkadaşın sadece anatomik yapısının enteresanlığıyla değil, işlevselliğinin de kompleksliğiyle yüzleşmeye başladık. Ve bize çok yeni şeyler öğretti kendimiz hakkında. Şimdi tekrar konuya yabancı olanlar için bu bizim beynimiz. Burası ön tarafı çok meşhur frontal lob diye geçiyor. Burası arka tarafı görmeyle ilgili bölümümüz işte oksipital ya da art kafa lobu olarak geçiyor. Şurası parietal lobumuz, şurası da temporal ya da şakak lobumuz diye geçiyor. Şu arkada gördüğünüz kısım e, beyinciğimiz, hareket kontrol bilgisayarımız. Aşağıda mavin trak gözüken yerde daha evvel konuştuk uyandırma servisi bölümünde beyin sapımız. Dışarıdan bakınca beyin böyle gözüküyor ama beyin bundan ibaret değil. Burası sadece olayın dış görünüşü. Esas kararlarımızı ve davranışlarımızın ince mekanizmalarını merak ediyorsak beynin biraz daha işlerine girmemiz gerekiyor. Daha önce soruyorum izlemiş olanlarınız varsa aşinadırlar. Beynimizin en alt kısmında beyin sapı dediğimiz şöyle bir bölme var. Orta kısmında yaklaşık şuralarda bir üst katmanımız daha var ve en sonunda şu dışta gördüğünüz işte beyin kabuğu diye belirlediğimiz bir katman daha var. Şimdi bu üç katmanı niye ayırıyoruz? Bunların içerisinde onlarca yüzlerce farklı özel bölge ve işlevsel alanlar var ama konumuz şimdi o değil. Bu en aşağıdaki bölüm bütün hayvanlarla ortak paylaştığımız yaşamsal beyin olarak kısaltılabileceğimiz bir yer. Nefes almamız, işte kalbimizin çarpması, kan basıncımız, vücudumuzdaki salgılar, hormonlar onlar bunlar. Çoğunlukla buradan kontrol ediliyor ve buraya bir halel gelirse canının yaşaması mümkün olmuyor. Bir üstteki kısım yani şurada gördüğünüz bölüm burası beynin duygusal ve dürtüsel bölümleri. Duygusal ve dürtüsel bölümlerde işte açlık, susuzluk, iştah, cinsel güdüler, korkular, tepkiler, öfke falan filan gibi duygulanımlarımızı yöneten aynı zamanda belleğimiz, hafızamızla da ilgili bölgeleri içeriyor. Üst katman ise, en üst katman ise Evrimsel tarihte en son gelişmiş, birkaç milyon yıl yaşında ve biz de ön tarafı biraz fazla gelişmiş olmakla, bu bilinçli algılar düşünme plan yapmayla falan ilgili ama maymunlardan ineklere kadar birçok canlıda duyuları algılama, dünyayı anlamlandırma, doğru uyaranlara doğru tepkiler verme gibi işlerlerden sorumlu. Yani burası da daha ziyade algıdan sorumlu. Şimdi tarihsel olarak bakacak olursak, Burası en aşağı katman 100 milyonlarca yıl yaşında. Burası birkaç on milyon yaşında. Şurası ise birkaç milyon yaşında. Yani üst taraf daha genç, orta taraf orta yaşlı, en aşağısı bayağı yaşlı ve bilge. Burası Gandalf. Dolayısıyla en temel beyin bölgeleri burada yer alıyor. Tabii ki biraz bunu kıdem olayı gibi düşünebilirsiniz. En yaşlımız en kıdemli ve en çok onun sözü geçiyor. Üste yer alan yine böyle sözü geçiyor ama bu höt deyince bu susuyor. En üstteki ise biraz onların ne derse ona tabi. Şimdi biz insanlar olarak kendi rasyonel mekanizmalarımızın, düşünme kapasitemizin, söz dağarcığımızın, işte inançlarımızın, fikirlerimizin çok belirleyici ve kararlarımız etkileyici olduğunu düşünmeyelim deyiz. Kendimizi rasyonel canlılar olarak tanımlamayı, akılcı canlılar olarak görmeyi seviyoruz. Ama bu sisteme baktığınızda öyle olmadığımız çok iyi anlaşılıyor. Bir kere akılcı ve rasyonel sistemimiz, özellikle bilinç dediğimiz aygıtımız ancak günün çok az bir kısmında devreye girebilen, pili çok az olan ve yani pili derken tabiri caizse diyeyim, enerjisini çok tasarruflu kullanması gereken ve çok komplike problemlerle değil, adım adım küçük parçalara bölünmüş basit problemlerle ilgilenebilen nispeten yeni ve acemi bir yapı. Duygusal sistemimiz öte yandan son derece kompleks problemleri çözebilmemiz için bize ipuçları veren ve duygulanımlar denen bir takım deneyimlerle dünya hakkında bir şeyler yapmamıza yardımcı olan bir otomatik pilot sistemi. Çoğu zaman yukarıdaki bilinçli sistemin buraya çok fazla etkisi yok. Hatta duygularımız bizi ele geçirince biliyorsunuz tabiri caizse öfkeden gözümüz dönüyor, aşktan gözümüz kararıyor, açken sen sen değilsin oluyor falan filan. İşte oralar hep bu kısmın yukarıya olan baskınlığıyla alakalı. Ama bir oksijensiz kalsak, efendim herhangi bir biyolojik ihtiyacımız uzun süre karşılanamadığı için strese girsek, mesela Mustafa Can'ın tabiriyle idrara sıkışsak mesela, o zaman burası e, alarmı mı çaldırdı mı, yukarıların ne yaptığını hiçbir önemi yok. Ne aklınız doğru düz çalışıyor, ne duygularınıza ihtimam gösterebiliyorsunuz. Hemen o yaşamsal sorunu çözmek için bir önlem almanız gerekiyor. Ve mesela e, işte hepimiz maalesef deprem ülkesi olduğumuz için, Depremlerde ne yapılması gerektiğini öğrenmişizdir değil mi? İşte bir yaşam üçgeni oluşturacaksın, yere çökeceksin, çok fazla işte koşturmayacaksın, kapılara, asansörlere koşmayacaksın. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama bir deprem oluyor. O öğrendiklerimizi unutup çoğumuz vahşi hayvanlar ne yapıyoruz? Biz de aynısını yapar hale geliyoruz. Neden böyle oluyor? Bilgi burada kayıtlı, beynin üst tarafında ve burası çok yeni ancak şehirli durumlarda, medeni hallerde işimizi görebiliyor. İşte bir salona girdiğimizde adabı muhaşerete uygun davranmak için falan bunu kullanıyoruz. Ama yaşamsal bir tehlike geçirdiğimizde atavi yazılımlar buradan devreye giriyor. Bu atavi yazılımlar da tabiatta bütün organizmaların hayatta kalması için üç aşağı 5 yukarı aynı şekilde kurgulanmış yazılımlar. Mesela şeyi biliyorsunuz işte bazı yer sarsıntılarında falan paniğe kapılan bazı insanlar 7. 8. kattan aşağı atlıyorlar mesela. Bunu kendilerini kurtarmak adına yapıyorlar ama gördüğümüz kadarıyla çok akılsızca gözüken bir davranış. Yani 7-8. kattan atlayınca hayatta kalamayacağınız çok belli. Neden böyle yapıyoruz? Bu bölgenin basit bir yazılımı var. Burası sallanıyorsa yan tarafa geç. Bu kadar. Çünkü bu yazılımın yüklendiği zamanlarda çok katlı binalar yoktu. Düz bir satıhtaydık muhtemelen. Bir yerde bir dengesizlik varsa hemen yana atlayınca kendimizi kurtarabiliyorduk. Fakat çok katlı binalarda yaşamaya başladığımız modern yaşamda ani bir panikle bu yazılım devreye girince bir anda kendinizi dışarıda bulabilirsiniz. Aşağı düşerken üst beyin bir anda online olur ama ne çare ki artık kendinizi atmışsınızdır. Dolayısıyla bilginin bu aşağıya hakimiyeti oldukça zayıf gözüküyor. Ve bizim günlük yaşamda sadece panik anlarında değil, hemen hemen yaşamımızın çok büyük bir kısmında aslında kararlarımızı şu aşağıda görmüş olduğunuz dürdüsel ve duygusal sistem veriyor. Size bir örnek vermek isterim. Bu nöropazarlama çalışmalarında da çok gördüğümüz bir şeydir. Markete bir şey almaya gittiniz. Atıyorum ne alın? Mısır gevreği alın, şampuan alın, herhangi bir şey. Ve markete gittiğinizde çok fazla seçenekle artık karşı karşıyasınız. Özellikle bu büyük marketlere gidiyorsanız onlarca marka arasından bazen seçim yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ön beynimiz normalde bizim rasyonel seçimlerimizi yapan yer ama buranın bir kısıtı var. 6-7 tane şey arasından en fazla seçim yapabiliyor. O yüzden mesela 9-10 haneli sayıları aklımızda tutamıyoruz da telefon numaralarını 535, 813, 43, 65 falan gibi parçalara bölerek depoluyoruz. Burası hacmi kısıtlı bir yer. Ama bir sürü seçenek arasından seçim yapmamız gerektiğinde biz beyin görüntülemede görüyoruz burası duruyor. Beynin üst tarafı felç oluyor. Çoğumuzun markette başına gelen şey aslında bu. Ve da beyni izlemeye devam ederseniz ilginç bir şey oluyor. Burası felç oluyor ama siz raflarda böyle yarı bilinçsiz, işte böyle zombi gibi gözünüzü gezdirirken herhangi bir marka, herhangi bir paket, herhangi bir etiket bir anda sizin beyninizin şu bölgesinin coşmasına sebep oluyor. Fiş fiş parlıyor orası. Ve siz buradan gelen o pozitif duygulanımlarla, pozitif sinyallerle elinizi uzatıp gayet bilinçsizce o ürünü alıyorsunuz. O ürünü aldıktan ya da onu tercih ettikten sonra seçenekler teke indiği için üzerine okumaya başlıyorsunuz ve burası devreye giriyor. Artık burası hatta girebildi çünkü seçenekler bire düştü. Ve aslında şunu yapıyorsunuz, içimden geldi ben bunu aldım da aga ben bu parayı buna niye ödeyeceğim ona bahane arıyoruz aslında. Ve dolayısıyla diyor ki işte ne bileyim organikmiş, işte hayvanlarda deney yapılmamış, işte indirimdeymiş, patron çıldırmış bir tane bahane buluyor buraya ve diyor ki tamam ben bunu alırım atıyor sepete. Kararı burası veriyor, bahaneyi burası buluyor. Hep diyoruz ya hayatımızda bir yaptım ama sonra niye yaptım? Soruyorsun öyle bir şey anlatıyor ki çoğu zaman bize çok mantıksız geliyor. Zihnimiz her zaman arkadan bahane üretme konusunda bilincimizi kullanıyor. Ama çoğu zaman kararları dürtüsel beynimiz alıyor. Soru şu, burası niye o markayı sevdi? Burası niye o şeyi öyle bizim gözümüze güzel gösterdi? Muhtemelen bir aydır falan orada burada sosyal medyada, televizyonda maruz kaldığımız reklamlarda atıyorum işte... Kıvanç Tatlıtuğ'un göz kırptığı kızın kullandığı şampuan o marka olduğu için bizim beynimizin bu bölgesi şöyle bir not alıyor. Kıvanç'la ta tanışırsam lazım olur. Bunu gördün mü kap. Bu bizim için yaşamda kalmamız için ürememiz için önemli diye buraya kaydedilmiş o bilgi. Fakat bizim bundan haberimiz yok. Bilinçaltı pazarlama dediğimiz şey böyle çalışıyor. Bir şekilde onu bir imaj olarak zihnimize duygusal bir örüntü olarak kaydediyoruz. Ve sonra onunla karşılaşınca böyle gönlümüz bir kayıyor. Onu bir alasımız geliyor. Ve elimiz ona gidince de buna bir bahane üretmek için sıklıkla bilincimizi kullanıyoruz. Bu maalesef hayatımızın %90'ında gerçekleşen bir şey. O yaptığımız şeyleri sürekli yapmamızın ve o hiç yapmadığımız şeyleri hiç yapmamamızın temel nedeni dürtüsel ve duygusal sistemimizin, özellikle ödül ve ceza ile çalışan çok basit hayvani devrelerimizin çalışma biçimini hiç sorgulamadığımız için. Şimdi gelelim ben burayla nasıl seçim yapabilirim? dürtülerime, duygularıma çok kapılırsam başıma neler geleceğini biliyorum. Çünkü o sürekli pasta yemek istiyor, o sürekli yatmak istiyor, o sürekli üremek istiyor, o sürekli rahat etmek istiyor. Hiç zora gelemiyor, konfor alanını terk edemiyor. E buranın kölesi olursak bittik biz biliyorsunuz. Bağımlılıklar bilmem neler perişan oluruz. Kariyer yapamayız, gelişemeyiz, ilerleyemeyiz. Dolayısıyla buranın hükmünden nasıl kurtulacağız? Çok basit. Duracağız, düşüneceğiz, menüye bakacağız. Sadece durup düşünerek seçeneklerimizi azaltacağız ve bu seçenekler arasında seçim yapmak için kendimize zaman tanıyacağız. Ne kadar hızlı davranmak zorunda kalırsak o kadar çok dürtüsel sistemi kullanıyoruz. Ne kadar çok durup düşünürsek o kadar çok rasyonel sistemi kullanıyoruz. Zira bu Kahneman ve bir arkadaşı daha ismi aklımda değil. Nobel ödülü aldılar bunlar. İki tane karar verme sistemi hızlı ve yavaş düşünme kitabında bunu aktardılar. Birinci sistem aşağıdan yukarı doğru çalışıyor. Yani dürtülerden zihne doğru. Buna sistem bir dediler. Bir de yukarıdan aşağı doğru çalışan bir sistem var. Düşünüp taşınarak sistemi kontrol etmeye yönelik. Buna da sistem iki dediler. Sistem bir depremde bizi maalesef 8 kat aşağı atlatabilen sistem. Ama aynı zamanda hayatımızın çoğunda da çok yardımcı. Mesela bir kaza tehlikesinde arabayı aniden işte kazadan kurtarabilmemiz de buna borçluyuz. Ama sistem 2 Mesela bir bina inşa edeceğinizde, incelikli bir plan yapmanızı gerektiren bir işe giriştiğinizde, onun bütün ince aşamalarını düşünen, tek tek akılla, mantıkla onu işleyen ve komplike hayalleri gerçek yaratımlara dönüştüren kısım, sistem 2'yi kullanabilmemiz için sistem 1'in hükmünden çıkmamız gerekiyor. Dürtüsel bir şekilde bina yapamazsınız. Dürtüsel bir şekilde bina yaparsanız ilk depremde o bina başınıza iner. Dolayısıyla sistem 2'yi kullananlar akılcı medeniyetler, akılcı işler, akılcı davranışlar ortaya koyabilirler. Ama sistem 1 ile yaşayanlar maalesef bir sürüden farklı da davranamazlar. Bana sorarsanız dünyanın en büyük sorunu şu sistemi insanca kullanabilme yetkisine ve yeteneğine sahip insanların sayısının gittikçe azalması. Sistem 2'yi daha çok kullandıkça, durup düşündükçe, aklımızla mantığımızla karar verdikçe sanıyorum burayı daha güzel bir yer yapacağız hadi inşallah diyelim